Gizemciğim, eşinin ismi ne canım? Soner. Heh. Soner Bey'le nerede, ne zaman tanıştın, nasıl tanıştın? Şöyle, biz eşimle yazlıkta tanıştık. İkimizin de Tekirdağ'da yazlığı var. Hı. Ailelerimizin. Yani evet, ailelerimizin. Bundan 10 sene önce yazlıkta tanıştık biz. Arkadaş olduk, normal arkadaş. Daha sonrasında tabii ki tanışmamızdan 4 sene sonra kadar tekrardan yazlıkta karşılaştık. Yani şöyle, hani ilk tanışmamız gibi sadece o anda sosyal medyadan takipleştik ama bir daha hiç konuşmadık. Konuşmadınız. Evet. 4 yıl geçti. Aynen öyle. 4 yıl geçtikten sonra tekrar karşılaştık. Sonra iletişim haline geçtik. Tekrar konuştuk ama yine diyalogumuz çok uzun sürmedi. Ama hala sosyal medya üzerinden takipleşmeye devam ettik. Çok enteresan. Daha sonrasında aynı sene aynı yere tatile, aynı biçe gittik. Ben ailemle, o da arkadaşlarım. Hayır, Marmaris'e gitmiştik. Marmaris. Marmaris içmelerde aynı zaman diliminde gidip aynı biçi bulmuşuz ve orada karşılaştık. Nasip. Daha sonra orada eğlendik, konuştuk vesaire. Aradan yine 1 yıl sonra kadar işte çok değişik. Benim arkadaşımın kuzeninin düğünü vardı. Eşim Arnavut benim, arkadaşım da Arnavut. Yani bir Arnavut düğünüydü. O zaman da arkadaşımın kuzeninin eşi de eşimin çocukluk arkadaşıymış. Tekerleme gibi oldu vallahi. Biz düğünde tekrar karşılaştık. Yani bir daha saçma sapan bir yerde karşılaşınca dedik ki boş ver artık, gel biz bir kahve içelim. Hiç böyle olmuyor. Harika, şahane. Evet. Çok şükür 2-3 karşılaşmayı daha bu bünye kaldırmaz. Çok absürt yerlerde karşılaşıp sonra da evleneceğim. Ne kadar sürdü peki o görüşmeniz vesaireniz ve evlilik kararınız? Şöyle, sevgililik süremiz 2017 yılında sevgili olduk. Yani totalde bir 2,5 yıl kadar sürdü. Evet. Daha sonrasında işte aile arasında bir söz. Daha sonrasında nişan yaptık. Koronadan önceki son nişan. Daha sonrasında koronaya denk geldim ben. Peki düğün? Düğünüm olmadı, nikahım oldu. Daha sonrasında bir after yaptık. Bir de kına gecem oldu ama kısıtlıydı 50 kişiyle. Ay canım benim. Ve herkes maskeliydi maalesef. Ya değil mi? Çok zor. Çok zordu. Çok zor. O kadar çok böyle gelinimiz var ki gerçekten o dönem. Evet, evlenme teklifim de çok hoştu. Nasıl oldu anlatsana. O da şöyle oldu. Benim bir hayalim vardı. Hep İsviçre'de yaşamak istiyordum ama şöyle, İsviçre'nin eski dağ evlerinde. Çok beğeniyor. Çok aşırı derecede hoşuma gidiyor. Hiç gitmedim ama hayalimde orada yaşamak istiyorum. Yani çocukluğumdan beri eski monitörlü masaüstü bilgisayarımın ekranında bile o görüntü vardı, o manzara. Yani çok seviyordum. Sonra nasip oldu mu, götürdü mü seni? Hayır ama şöyle yaptı. Lüks bir otelin bahçesinde bulunan 120 yıllık bir İsviçre dağ evi. Biliyorum onu. Evet. Biliyorum. Oraya ayarlamış. Helal olsun. Beni işten aldı. Bir şeyler yiyelim, işte bir kafamızı dağıtalım, bir şeyler içeriz vesaire, gidelim dedi ama ben hiç beklemiyordum. Daha sonrasında neyse gittik. Ben tabii görünce bayıldım. İşte anlattı bana hikayesini, işte böyle 120 yıllık İsviçre'den gelen bir dağ evi, işte fondileri meşhur, çok güzel, işte deneyelim vesaire. Ne güzel. Daha sonrasında da videoda var, arkadaşlarım şimdi izleyecekler zaten. Ben telefonla arkadaşım sevgilisinden ayrılmış. O benle dertleşiyor. Ben ona dert anlatıyorum, dertli dertli. O da lavaboya diye kalktı. Daha sonrasında baktım, tüm garsonlar, oradaki misafirler, herkes ayağa kalkmış. Şöyle eşim arkadan bana dokundu, bir baktım elinde çiçekle eğildi. Herkes ayağa kalktı. Alkışladı. Herkes alkışladı bizi. Halbuki o 2 gün önceden oraya gidip her şeyi organize etmiş. Helal olsun Soner. Tebrikler damat. Güzel hareket. Evet, bayıldım. Gerçekten çok mutlu olmuştum. Bayıldım. Çok güzelsin. Burada isteme mi bu? Bu bizim tanışmamız. Ailelerin tanışması. Evet, o zamanlar sarışınım. Evet, o da yakışmış ama. Evet. Organizasyonu kendiniz yaptınız sanırım. Sözdeki organizasyonu ben kendim yaptım. Evet. Kendim süsledim. Bir şey söyleyeceğim, senin şurada dövmelerin mi var? Evet, benim sırtımda ve kolumda dövme var. Evet, kuşlar var. Martı mı onlar? Onlar minik minik kuşlar. Bazıları martıya da benziyor olabilir. Saçlarımız bak burada fotoğrafta evet, da var. Evet, burada çok daha net gözüküyor. Bir uzatsana halini. Evet, burada daha net belli. Evet, kameramız belki yakından görür bizi. Şöyle gösterelim. Ha, evet. Çok güzel, gözümden hiç kaçmadı. Evet. Acıdı mı yaptırırken? Çok şöyle, benim çok eski bir dövmem, ilk dövmem. Çok acımadı ya, inanın. Sırt bölgesi diye mi bilmiyorum ama hiç acısını hatırlamıyorum. Ha. Unutmuşsundur sen eski olduğu için. Evet, liseye gidiyordum onu ilk yaptırdığımda. İstemek kıyafetinin rengi değil ama. Değil. Pembe, toz pembe. Açık pembe. Ben çok beğendim. Fiyatını öğrenebilir miyim? Saç çok beğendim. Saçın rengi de çok yakışmış sana. Sarıydı o zamanlar. Sarı. Hemen hepinize teker teker cevap vereyim. Fiyatını 275 liraya almıştım o elbiseyi. Çok güzel. Çok, balon kol ben çok severim. Ben de çok severim. Benim gelinliğimde de balon kol var. Belki dikkat edersiniz. Sana sarı saç daha çok yakışmış. Evet. Bir de saç modelini orada çok güzel yapmışsın istemeden. Evet, topuz çok yakışmış. Ha, topuz, hı-hı. Evet. O zamanlar saçlarım uzundu. Kına mı oluyor? Yok, bu benim nişanım. Nişanda saçlarım sarı ve uzundu. Evet, saçlarınız güzel olmuş. Sarı yine nişanda, hoş durmuş, güzel. Yakışıyor size sarı renk. Hı. Ben sürekli değiştiririm arkadaşlar. Şimdi kınada göreceksiniz yine siyah dönüyorum. Yani bana böyle her sene bir kere bir gelirler. Bir anda bir günde siyahtan platine dönerim. Sapsarı olarak çıkarım. Bazen turuncu yaparım, bazen kızıl yaparım. Böyle... Albümlerin de ne kadar tuttu acaba? Albümlerim, drone çekimim, büyük albümüm. CD'in. Evet, CD'm içinden çıktı. 2 tane de küçük aile albümü 1350 TL verdim. Ay, yani şu an bizim zamanımıza göre sen hadi göstereyim hadi. Ben de 2,5 yıl önce evlendim. Ben 5 milyar falan. Maşallah. Yani, gelinliğe ne kadar ödediniz? Ya gelinliğim özel yapımdı. 3500 TL'ye yaptırdım. Çok güzel. Pozlar çok doğal. Pozlar nasıl güzel, fotoğrafçı da çok iyi. Zaten Büyükçekmece'de bir platoda çektirdim ben. Sadece oraya özel bir plato. Korona gelini olduğum için düğünüm iptal oldu ve nikahım önce oldu. O nedenle bugünü düğün tarihini almıştım. Çok güzel, pozlarını çok beğendim. Ay maşallah. Çok teşekkür ederim. Damadımız da çok efendi. Ay arayalım bir sesini duyalım hadi. Hadi arayalım bakalım. Hadi ara sor bir müsaitse başlayalım teste. Tamamdır. Şöyle sorularımı da alayım.